Spiro'yu o mu öldürdü ya? Spiro her şeyi biliyordu Yakup. Bana anlatacaktı. Senin başına gelenleri öğrenmemden korktu. Spiro'yu benim odamda aslı bu adam. Yakup Spiro'nun günleri bana bizzat Hamilton verdi. Ben gittiğimde arşivde duruyordum. Eliyle uzattı bana. Yakup benim odam çıkmam lazım Yakup. Mirvan bu nasıl olacak? Onu ben halledeceğim Yakup. Yakup. Bana bak. Bir an evvel Hamilton odasına geçeceksin. Orada seni, beni, Azize'yi işaret eden her ne kadar evrak varsa hepsini yok edeceksin. Sadece Hamilton'ın Ankara ile haberleştiğini gösterenler kalsın. Anladın mı beni? Anladım Mirvan. Bir de sahte mektup hazırlayacaksın. Lakin Allah rızası için dikkatli ol. Kimse gerçek olduğundan şüphe etmemeli. Muhtevası ne olacak? Ankara'nın Hamilton'dan top mermilerini tuzaklamasını istediği bir mektup hazırlayacaksın. Onu da o evrakların arasına yerleştireceksin Yakup. Miralay'ım peki toplar? O meseleyi bizim için Hamilton halledecek Yakup. Toplara ulaşamıyorsak topların mermilerine ulaşırız Mr. Hamilton. Bugün hizmet olacaklar. Eğer onları tuzaklamayı başarabilirseniz... Bu vazifeyi benden mi istiyorsunuz? Evet de. Siz bomba konusunda uzmansınız Mr. Hamilton. Ben bu işi sizden daha iyi yapanı görmedim. Konak meydanı ve taneciler. Hatta Mustafa Kemal'in masasının altına bomba yerleştirmeyi bile tasarlamıştınız. Peki Filipos bu hareketimizden şüphelenmez mi? Siz yaparsanız şüphelenmez. Kaldı ki ben ona toplara yönelik bir hareket olacak dedim. Dikkati tamamen orada. Bizim bunun evvelki girişimlerimizde başarısız olunca kendinden pek emindim. Tamam. Sadece İsmet Bey'e haber verirseniz vazifeden vazgeçmediğimizi bilsin. Vazifesini yerine getirmiş demek ki. Yetişemedim kumandan. Bu muharebeyi kaybedeceğiz general. Türklerin mühim bir huyu vardır kumandan. Zaferden sonra rehavete kapılırlar. Biz bundan faydalanacağız. Savaş henüz bitmedi. Generalin kelepçesini çözün. Buyurun general. Karargaha birlikte gidelim. Planlarımızda bir değişiklik var mı kumandanım? Hayır. Daha önce emrettiğim gibi savunma hattımızı
İnönü mevkiine kuracağız. Rahat olun. Latife. Size veda etmeye geldim. Okula dönmeliyim artık. Burası artık sizin eviniz. İhtiyaç duyduğunuz müddetçe kalabilirsiniz. Bizim için yaptıklarını ömrümüz boyunca unutmayacağız Latife. Allah sizden razı olsun kızım. Estağfurullah. Lakin İzmir'den çıkmak niyetindeyseniz... Size ne kadar teşekkür etsek az. Lakin düşman kapımıza da dayansa bizim umudumuzu yitirmememiz lazım. Bizim harbimiz burada, İzmir'de. O yüzden düşmanı söküp atacağımız güne kadar bizim burada olmamızı emniyoruz. Paşa'ya bir mektup yazdım. Memleketin vatanperver fertlerini överken size emsal gösterdim. Mustafa Kemal Paşa'ya mı? Evet. Ama şimdi bakıyorum da ailenizin cesaretinden bahsederken cimri bile davranmış. Belki biz de sizin gibi gençler oldukça ümit varlığının ne isabetli olduğunu yazarız. İstikbalde Türk kızlara ne güzel bir misal olduğunuzu anlatmalıyız. Şubet günler bitsin. Umarım Hilal'imin de eli kalem tutar. Hilal'in bir gün mühim bir müellif olacağına hiç şüphem yok. Allah'a ısmarladık. Bir dahaki sefere hür bir İzmir'de görüşeceğiz Latife. İnşallah. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Rabbim yolunu açık etsin. Müstehmin, general vazifesinin başına dönüyor. Hoş geldiniz. Sağ ol üstemin. Özlemişsinizdir odanızı general. Buyurun. İyi görünüyorsunuz. Siz de öyle üsteğmen. Kuvacı olduğunuzdan hep şüphelenmiştim. Pusuya düştüğüm vakit beni bayılttı. Hangar patlamadan önce beni uzaklaştırdı oradan. Bizim daimi bir şekilde planlarımız suya düşüyor. Yeterli değil mi bunlar Albay Cevdet'ten şüphelenmemiz için? Bir ispatın var mı? Bana güvenmiyor musun? Babam, kumandan Vasili size güveniyor. Sen güvenmiyorsun. Bu topraklarda olmamızı bir Türk olarak azmetmeniz bana inandırıcı gelmiyor. Bolşevikleri bilip ihbar etmediğinizi öğrenince emin oldum siz kuvacısınız. Babamın katilisiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.